Kadir baksana ne soracağım. Sence 5. gün yarışmak avantajlı mı yoksa dezavantajlı mı? Şöyle söyleyeyim, her şeyde olduğu gibi iyi yanı da var, kötü yanı da var. Şimdi iyi yanı ne? 5 gün boyunca yarışmacıların az çok huyunu suyunu biliyorsun. Yemeğinde belki ona göre önlem alırsın. En çok eleştiriler nereden geldi? Temizlik konusunda da tabii ki de yani haftanın 5 günü eve gelip belki gördüğü yerleri yapmış olabilir. Ama dediğim gibi biz haftanın başında ve ortasında da ben bilemem gündüz onların evinde kim iş yapıyor, kim yapmıyor. Evi gezdikten sonra arayıp da diyebilirler şurayı silin, burayı silin. Yani bu da olabilir. Ha, dezavantajı da şu, herkesin günü geçtiği için gayet güzel bir şekilde açılmış, rahat rahat yorum yapıyorlar. Bir de böyle bir şey var. Yani iyisi de var, kötüsü de var. Ha, bana kalsa ben ortada bir gün yarışmak isterdim. Mesela ben Kadir Bey, çarşamba günü yarışmayı çok isterdim. Evet, çarşamba günü yarışmayı ben de isterdim. Ama şöyle söyleyeyim, eğer ben yarışsam kendime güvenerek yarışırdım. Hiç kimse hiçbir şeyi bahane tutmazdım. İster günü, ister saati. Ben kendime güveniyorsam kendime güveniyorum. Bir de benimle beraber yarıştığını düşünsene Kadir. Ay Allah, senden ben rakip olsam var ya o masada saç başa gireriz. Derim ki 15 bin lirayı falan bırakın, bana şu herifi verin. Ya da senden kafa kafaya verir, milleti ikiye basan 15 bin lirayı da aradan bölüşürüz herhalde. Zaten bizi hemen anlarlardı. Bazen öyle yapanlar da var biliyor musun abla? Ha. Hemen böyle rakip değilmiş gibi kaynaşıyorlar. Ha. O yüzden ki herkese konuşma yasağı getiriyoruz. Konuşmayın aranızda diye. Evet. Bir bakıyorsun ikisi birbirlerini savunuyor. Diğerlerine karşı birleşiyorlar. Sular kesilmiş. Ne? Evet. Hayda! Anam bu nedir? İki cumadır bizim başımızda. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Hiç bugüne kadar sular burada kesilmezdi. Kız kardeşini bir arasana. Onlarda da gitmiştir o zaman. Olsun, siz yine de bir arayıp sorun bakalım. Servet'in gününde de gitti çatladanak ama gelmişti. Bence gelir ya. İnşallah ya. Kesin onda. Kız anam kimin gözü var? Yemin ediyorum nasıl bir nazardır o ya? Ben ne dedim? Akan derileri kurutuyorlar. Benim evime şeyi yaptıysa, gelen olursa ne kim geliyorsa dedi, o muhakkak benim başıma iş açır. İşim aksi gider. Apöle ya, biz de duyalım. Heh, pardon. Evet, alo. Filiz. Ha, Nurgül. Sular mı kesildi? Evet, sular kesildi ya. Niye acaba? Kız, insan gelip haber vermez mi bacım sular gitti diye? Ay, yeni ben musluğu açtım. Bacım sular yok. Yöneticiyi ara, bir şey yap. Yönetici kocası zaten onun. Kızı kocan ara, yönetici madem oymuş. Aynen, niye bu apartmanda depo yok? Peki. Neyse, bir şey bidon alacağız. Peki. Dua edin, dua. Bacısın başında hiç iyi şeyler gelmedi, gördün? Evet, evet. Neyse, ya. Sen de hiç üzülmüşe benzemiyorsun Filiz. Allah seni almasın. Hadi bay bay. Hiç bazın üzülmedi. Gördün insan der ki, o bacım başıma güller ya. Kadir, sence şimdi ne yapmalıyız? O zaman hemen alttaki süpermarketten iki tane damacana su alsınlar. 5 litre değil, 18 evet, litre. Evet, getirsinler bari şeyi yapayım 18 ben. Litre su getirsinler hemen acil. Şu anda arkadaşlarımdan çok önemli bir bilgi aldım. Suyu kimin kestirdiğini öğrendim. Gerçekten. Behzat Bey. He? Ay yok canım. Bir saniye, Behzat abinin yarışmaya katılmanı istemiyor muydu? Yok, istiyordu. Çok niye İsa Karslı'nın suyu keser mi? Arayın sorun bakalım. Apartmanda bir ağrısı varmış. Behzat Bey'e sormuşlar. O da suyun kesilmesine izin vermiş. Bölgenim açıldı, açıldı, tamam. Sen mi yaptın peki? Hayır, ben yapmadım canım benim. Bizim komşunun evine su basmış da. Ondan dolayı aşırı olma bana kestirir. İyi ama iyi de deseydin ki işim yarışmacı hayatım. Ne yapabiliriz yani? Tamam efendim. Açtık efendim. Açabilirsin şu anda. Kullanabilirsin. Sen mi söyledin? Komşuyu su bastı da kapatın diye. Vallahi söylemedim öyle bir şey. Hadi hadi, ben haberini aldım. Dikkat et dışarıda. Alıyorum ben senin haberlerini. Vallahi işte ne atarsan at yukarıya. Ben ilgilendirmez. Ben söyleyeyim de. Kapat hadi komşuyu. Hadi görüşürüz. Geldi, geldi. Ay, elim ayağım titredi. Hadi Bey. Allah razı olsun. Yemin ederim elim ayağım titredi. Yalnız Behzat Bey'in yaptığı da iş değil yani. Karısı yarışmaya katılmışken sular kesilir mi hiç? Anam komşunun evini su basmıyor. Adam ne yesin, komşunun evi mi batsın? Komşu da bugün buldu suyunu. Hangi komşuysa ben ona gider görürüm. Deseydi bacım bugün müsaitliyiz, başka gün evini su bastır. Kadir, bu arada 1 saat 1 dakikamız geçti. Gerçekten o kadar geçti mi? Ana kız geçmiş. Abla, profiterolleri unutma fırında sakın. Ben bakıyorum he. Dedim benim mesele de bunlar vallahi pişmişler. Pişmişler mi? Evet. Ama istediğim gibi olmamış, ben sana dedim. Abla profiterolün tereyağını fazla kaçırdığını fark etti. Evet. O yüzden istediği gibi olmadı. Nesi olmamış onların? Kabarmamışlar düzgün. İsterseniz bir daha yapın. Ama yapabilir miyim, yetiştirebilir miyim? Yaparsınız tabii. Siz de bu maharetli eller olduktan sonra neden yapmayasınız?
Yalnız zaman geçtikçe Nurgül Hanım'ın sesi çıkmamaya başladı. Heyecan mı bastı acaba? Hem de çok heyecan bastı. O profiterol yüzünden bozuldu sizin moraliniz. Evet, bence de moralim bozuldu. Bozulmadı değil. Tereyağımız nerede Kadir? Ha burada. Az koyayım ya. Ben biraz önce niye öyle yaptım Kadir? Ne bileyim. Yani Erzincanlı'nın tereyağımız güzel diye iyi koydun içine. Herhalde hava attım. Erzincan'ın reklamını yapacağım diye. Aynen öyle. Kadir'cim söyle bakalım ne durumdayız? Şu an Kadir neyimiz hiç bitmiş bir şeyimiz yok ortada. Henüz biten hiçbir şeyimiz yok. Köfte yapıyoruz bir yandan. Daha buharda börek duruyor. Tatlı duruyor. Buharda sebze haşlanmadı. Köfteler pişmedi. Ondan sonra cıma sarma sarılmadı. Daha sarma pişmedi. Yandık. Abla haydi. Hemen sarmaya otur. Aslında Kadir ben sana bir şey söyleyeyim. Ben çok eli çabuk bir insanım ama bugün ne oldu bana? Zaten ben... çoğunlukla yarışmacılarımız ben normalde bir poğaçayı çok güzel kabartıyorum. Ben bu böreği normalde çok iyi açıyorum. Evet, ben bu normalde köfteyi çok lezzetli yapıyorum. Ama bana hep anormal kısmı geliyor. Hiç normale denk gelmedi. Gelmiyor değil mi? Anormal zamanlarda iş yapıyoruz. Haydi bakalım son dakikalar neler olacak hepsini birazdan göreceğiz. Bekleyin bizi. Sarma pişti mi abla? Sarmaya biraz önce baktım daha pişmemişti Kadir. Sarmanın yaprakları yüzden... çok sertti inşallah pişer. Keşke yapmasaydım valla bir de sanki... vallahi dibine tutmuş galiba. Nurgül Hanım yoksa biraz heyecanlanıyor musunuz? Tamam. Yok canım sende ne alakası var? Vallahi Nazmiye ablanın sakinliğinden istiyorum hepinizi. Ama gerçekten işte öyle olmak lazım aslında doğrusu. Evet. Ekmeğin arasına üşendim abi muhallebiyi sürmekten. He? Abi ekmeğin arasına diyor muhallebi sürmekten. Bizim yeşillikler daha var Kadir yeşillikler. Nurgül Hanım son 10 dakika. Her şey tamam gibi ama börekler ne alemde hiç bakmıyorsunuz. Börekleri unuttu. Biraz daha kızarsın. Börek gene iyi yetişti ses etme. Bence börekler yeter ya. Biraz daha kızarsın. Peki o profiterolün sosu oldu mu? Onu ne zaman dökeceksiniz? Servis yaptığım sırada dökeceğim. Tabakların üzerine dante fıstığı. Abla buna sen şimdi tuzdan olacak mıydın? Ne yapacaktın bunu? Tuz, ondan sonra nar ekşisi, bir de zeytinyağı. Nurgül Hanım son 6 dakikaya girdik haberiniz olsun. Böreği çıkarıyorum Kadir, oraya alacağım. O güveçlerimi buraya alacağım. Yarım limon sıktım abla, yeter mi? Yeter. Kız Nurgül abla hadi! Son dakikalar, gözünü seveyim. Tamam bu. Vallahi tamam. Çamaşır yıkar gibi ovdum bu marulları be. Kadir, bardaklarım şeyde yok, eksik mi sayacaklar? Tabii ha, bardak olmaz olur mu sofrada? Çabuk olun, bir an önce bardaklarınızı koyun masaya. Bunu rendeleyim, yiyin. Sen ver kaşarı, ben rendeleyim. Kaşarı rendele, ben tepside bardakları. Masada her şey tamam mı? Tamam. Ekmeğimi, suyumu, her şeyimi götür. O profiterolleri oraya alacağım, sosunu üstüne dökeceğim. İyi ama hala burada niye oyalanıyorsunuz o zaman? Bitti, bir tek üstüne sosu dökecek. Nurgül Hanım, bu sosunuza kesin hazır sos diye laf edecekler. Yani söyleyebilir. Şeyin de kekin üstündeki krem şanti hazır değil miydi? Kız krem şanti evde yapılır mı ki? Hayır, yani o da basit bir şey. Krem şantiyi evde yapmak zor ama bunun için sadece çikolata eritseniz yeterdi. Hayır, yani profiterolün hamurunu elde beceren kadın sosunu mu beceremez be? Beceririm, yaparım da. Genelde bu sos yapışıyordu, ben bunu kullanıyorum o yüzden. Yaptım. Suya tıkma sakın onu. Yok. Onu yeriz abla, siyan olmasın. Bitti mi? Evet, her şeyimiz tamam. Helal et. Helal hoş olsun. Gerçekten. Eline koluna sağlık. Haftanın başından beri herkese yardım ettim yani. Bir tek sana değil. Çok sağ ol valla. Şimdi nereye gidiyoruz? Hiç daha arkamıza bakmayalım. Pilavın altını kapattık. Sarayım pilavı. Saracağım mı? Biz gidelim sararsın onu tekrar. Tamam. Evet seyircilerimize şimdilik veda ediyoruz. Birazdan Nurgül Hanım'ın final masasıyla ve daha sonrasında büyük finale karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle efendim. Görüşürüz. Haydi ablam gidiyoruz. Ben bunu yolda yerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.